Merhabalar arkadaşlar. Şimdi denetlemeler konusundayız. Sembolik mantığın en önemli konularından bir tanesi. Dedik ki sembolik mantık kesin net sonuçlara ulaşmaya çalışır. Bunu nasıl yapar? Denetlemeler yoluyla yapar. Şimdi bakalım. Önce tutarlılık denetlemesini inceleyeceğiz birlikte. Birincisi tek bir önermenin tutarlılığı. Nasıl denetliyoruz tutarlılığı? Tek bir önermenin tutarlılığını nasıl denetliyoruz? Ona bakacağız. Diyoruz ki bir önermenin tutarlılığı, önermenin yorumlarından en az birinin doğru değerini almış olmasına bağlıdır. Hemen bir örnek üzerinde çözümleyelim. P ve değil P önermesi tutarlı mıdır diye sormuş. Ne yapacağım? Ben öğrendim doğruluk çizelgesinde nasıl bunları yorumlayacağımı. Hemen bir çizelgemi yapayım. P'yi yazdım. Bir de benden ne istiyor? Değil P'yi istiyor. Ve sonuç olarak P ve değil P'nin tutarlı olup olmadığını denetlememi istiyor. Şimdi... P'ye doğru dedim. P doğruyken değil P yanlış olacak. P yanlışken değil P doğru olacak. Şimdi ikisinin arasında bir tümel evetleme eklemi koymamı istemiş. Tümel evetlemenin kuralı neydi? Ancak her ikisi de doğru olursa tümel evetleme doğru sonucunu alır. Bir tanesi bile yanlışsa bu sonucun yanlış olması için yeterlidir. Şimdi bakıyorum. Doğru yanlış ne oldu? Yanlış. Yanlış doğru ne oldu? Yanlış. Ne dedi bana tanımda? tutarlılık için yorumlardan en az birisinin doğru değeri almış olması gerekir dedi. Bakıyorum her ikisi de yanlış değeri almış. O zaman bu önerme benim için tutarsızdır. Evet. Bir örnek daha yapalım. P veya değil P önermesi tutarlı mıdır diye sormuş. Hemen çizelgemi oluşturacağım. Doğru dedim, yanlış dedim değil P lazım bana onu da yazdım. Bu doğruyken bu yanlış bu yanlışken bu doğru. P veya değil P'yi oluşturmam lazım şimdi. Veya'nın kuralı neydi? Tek bir doğru benim için yeterliydi sonucun doğru olması için. Doğru veya yanlış doğru. Yanlış veya doğru doğru. Tutarlılığın tanımı neydi? En az bir tane doğru benim için yeterliydi. Burada iki tane doğru birden var. Dolayısıyla ben derim ki bu önerme tutarlıdır. Bir not karşınıza çıkabilir. Bir önermenin tüm yorumları doğruysa buna totoloji denir. Az önceki örnekte gördüğümüz üzere bir önerme her yorumunda doğru değeri almışsa biz buna totoloji deriz. Peki tek bir önermenin tutarlılığını gördük. Birden fazla önermenin birlikte tutarlılığı ne demek? Burada da birden fazla önerme verir bize ve bu önermeler birlikte tutarlı mıdır diye sorar. Burada bakacağımız şey şudur. Önermeler aynı satırda en az bir defa doğru değeri almışlarsa birlikte bu önermeler bir arada tutarlıdır. Hemen bir örnek yapalım. P ve P ve değil P önermesi bir arada tutarlı mıdır diye sormuş. Hemen tablomuzu oluşturalım. Bana ne lazım? Birincisi P lazım. Şurada bir değil P var. Değil P'ye ihtiyacım var. Ve P ve değil P önermesini kurmaya ihtiyacım var. Hemen yazıyorum. P doğruyken değil P yanlış olabilir. P yanlışken değil P doğru olabilir. Şimdi P ve değil P arada V var. Yani tümel evetleme eklemi var. Tümel evetleme için durum neydi? Her ikisinin doğru olması gerekirdi. Sonucun doğru olması için. Doğru yanlış yanlış. Yanlış doğru, yanlış. Şimdi bana ne sordu? P önermesiyle P ve değil P önermesi bir arada tutarlı mı? Tanım ne diyor? Aynı satırda en az bir defa doğru değeri almışlarsa iki önerme tutarlıdır. Bakıyorum doğru yanlış, yanlış yanlış. Dolayısıyla bunlar hiçbir satırda aynı anda doğru değeri almadıkları için ben bu iki önerme bir arada tutarsızdır derim. Başka bir örnek P veya Q, P ve Q bir arada tutarlı mı diye sormuş. Hemen çizelgemi yapayım. P'ye ihtiyacım var. Q'ya ihtiyacım var. P veya Q, P ve Q'ya ihtiyacım var. Evet. Neydi? P doğru olabilir, doğru olabilir, yanlış olabilir, yanlış olabilir. Q doğru, yanlış, doğru, yanlış olabilir. Şimdi veya da neydi durum? Bir tane doğru benim için yeterliydi. Doğru, doğru, doğru doğru, doğru, yanlış. V'de ne vardı? Hepsinin doğru olması gerekirdi benim sonucumun doğru olabilmesi için. Doğru doğruyken doğru, diğer bütün hallerde yanlış. Bana ne sordu? Bu iki önerme bir arada tutarlı mı diye sordu. Bakıyorum. Şununla şuna bakmam lazım. Doğru doğru. Evet. Aynı satırda bir kere bile doğru değeri almışlar birlikte. O zaman bu iki önerme bir arada tutarlıdır. Müzik <laughs>